Geçtiğimiz hafta Bodrum Belediye Başkanı adayı olmak için CHP ilçe başkanlığından istifa eden Recai Seymen, aday adaylığını düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu. Seymen, açıklamasında Bodrum'un nasıl bir belediye ve belediye başkanına ihtiyacı olduğunu açıklarken, Bodrum'un mevcut birçok sorununu da sık sık gündeme getirerek bu sorunları çözeceğini ifade etti. CHP çarşı binası önünde düzenlenen basın açıklamasına aralarında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da olduğu çok sayıda partili katıldı. Büyük bir mücadele veriyoruz. Toplantının başında kısa bir konuşma yapan ilçe başkanı Halil Karahan, CHP'li belediyeler çok yoğun baskı altında. Bu baskı altında hizmet üretme çabası içerisindeler. Türkiye'nin birçok yerinden CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gelen vatandaşlar nefes almaktadır. Biz bu özgürlüklerimizi korumak zorundayız dedi. Recai Seymen'e mikrofonu veriyorum. Daha sonra açıklamasına başlayan Recai Seymen, 18 yaşında fabrikada çalışmaya başladığını ve üniversiteyi çalışarak okuduğunu anlatarak 1983 yılında Bodrum'a yerleştiğini ve 1999 yılında CHP'de siyasete başladığını belirtti. Seymen, eşinin 7-8 yıl boyunca kadın kolları başkanlığı yaptığını da vurgulayarak, "Biz çocuklarımızı seçim meydanlarında büyüttük," dedi. Bodrum Belediye Başkanlığı'na neden adayı olduğunu anlatan Seymen, şunları dile getirdi. Fakat altyapıda aynı şekilde gelişmediğimi izledim. Ve bunun için bu dönemde Bodrum'un sorunlarını bu 5 yıllık süreçte en fazla gören, hisseden bir ilçe başkanı olarak kendim de teknik bir eleman olduğum için önümüzdeki dönem böyle bir görevi üstlenmenin gerektiğini inanarak belediye başkan adaylığına başvurdum. Arkadaşlar, ben Mazı'dan Akyarlara kadar Bodrum'un ne sorunu var aşağı yukarı biliyorum. Belki bilmediğim ufak tefek sorunlar var. Mazı'nın yukarı masanın su sorunu olduğunu biliyorum. Akyarların da arıtma tesisinin olmadığını biliyorum. Ama Bodrum ciddi bir şekilde büyüyoruz. Hormonlu bir şekilde büyüyoruz. Damarlarımız ince. Damarlarımızı genişletmemiz lazım. Sistemde arıtma tesislerimizin acilen devreye girmesi lazım. Bodrum'un yaşadığı pek çok sorunu yakından bildiğini ifade eden Seymen şunları söyledi. Ben Bodrum'a saniyede kaç litre su geliyor onu biliyorum. Çünkü ben DSE'nin yaptığı hatalı borularından dolayı Bodrum'da ne kadar su patlağı var biliyorum. Ama bize o su borularını maalesef hediye ettiler. Şu anda mahkemelikler, devlet su işleri, büyükşehir arasında mahkeme var bu işle ilgili. Bunu yapanların Allah'a havale ediyorum. Bu kadar hatalı bir imalatı yapıp Bodrum'un altına böyle bir boruyu döşeyenleri Allah'a havale ediyorum. Önce de yargıya havale ediyorum. Arkadaşlar, Bodrum'un aşağı yukarı bütün sorunlarını biliyorum. Hakikaten 4,5-5 senelik belediye, büyükşehir ve Bodrum Belediyesi'nde ne yaşanmışsa herkes bize geliyordu. Bu sorunları biliyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar dediler ki proje açıklamayacak mısınız? Siz projeleriniz nedir dediler. Arkadaşlar, adayın vizyonu olur, misyonu olur. Projeleri partinin projesi olur. Ben parti talibesini böyle gördüm. Adayın vizyonu ve misyonu tabii ki olacaktır. Bodrum'u nereye taşıyacağına dair bir vizyon çizecektir. Ama proje kolay arkadaşlar. Önemli olan onu yapabilecek yürek lazım. Onu yapabilecek çalışmak lazım. Egonu aşağıya indirip bu işlerle ilgili neler yapılacaksa onu ortaya koymak lazım. Proje çıkarmak kolay. Tabii ki biz projelerimiz var. Projelerimizi önce partimize sunacağız. Seçim komitesi aday olduktan sonra meclis üyeleriyle beraber Bodrum'u daha ileriye götürecek bir projeleri Bodrum halkının önüne sunacağız. Belediyeyi yetişmiş, liyakatlı bir kadroyla yöneteceklerini söyleyen Seymen sözlerini şöyle sürdürdü. Kentsel kültürel kentsel kültürel değerlerimizi ve mimarimizi korumak zorundayız. Çünkü bizi yapan değerler bunlar arkadaşlar. Bodrum'u Marmaris'ten ayıran, Bodrum'u başka yerlerden ayıran değerler bunlar. Bizim iki katlı evlerimiz, lacivert boyalı sövelerimiz, gubbillerimiz, ufak pencereli evlerimiz, bunlar bizi ayırıyor diğer kentlerden. Biz bunları korumamız lazım. Siyah siyah binalar, sarı sarı binalar, Florida'da yapılan villaları Bodrum'da istemiyoruz. Bu konuda ne gerekiyorsa onu yapacağız.
Bodrum'u korumamız lazım. Bodrum'u maalesef koruyamıyoruz. Bodrum'u tarihi değerleriyle, kültürel değerleriyle, mimari özelliklerle korumamız lazım. Daha Bodrum'da ortaya çıkarılacak o kadar çok tarihi, kültürel değerlerimiz var ki bunları ortaya çıkarmamız lazım. Bunları ortaya çıkarıp Bodrum ekonomisine katmamız lazım. Turizme katarak insanları ekonomik olarak bunlardan faydalanmamız lazım. Bir bakıyorsunuz Avrupa kentlerinde bir kasabaya, bizden ufak ama gelirleri bizden çok daha fazla. Ama tarih ve kültürel değerlerine sahip çıktıkları için, o şehri korudukları için oradaki gelirleri artıyor. Biz ise hoyratça kullanıyoruz Bodrum'u. Bodrum'un buletlerini, tersanesini, bakın arkadaşlar şu anda tersanede binlerce işçi işsiz. Ciddi bir ekonomik kriz var. Tersane yerimiz sıkıntılı. Bu konuda liman meselesi çok ciddi sıkıntımız var. Belki Bodrum Belediyesi'nin şeyi değil ama bu bizim görevimiz olması lazım. Bodrum'a yeni gemi yat bağlama yerleri, günlük yolcuları götüren teknelerimizin bağlama yerlerini yapmamız lazım. Bunun için yeni yerler aramamız lazım. Bodrum artık sıkıştı küçücük bir limanda. Şurada üst üste bir şekilde duruyoruz. Sıkıntılarımız var. Bu konuda adım atmamız lazım. Öncülük olmamız lazım. Ya bu Bodrum Belediyesi'nin işi değil. Belediye başkanının işi değil. Hayır, belediye başkanının işi. Bu da Bodrum'un işi. Bununla ilgili çalışacağız. Kime ne lazımsa gideceğiz. Büyükşehirse büyükşehir, hükümetse hükümete gideceğiz. Bununla ilgili bütün Bodrum'un dinamiklerini devreye sokmamız lazım. Evet, üçüncü bir konu, kent peyzajı ve kentin girişi. Evet, kentlerimizin girişi baktığınız zaman bir yere kadar düzgün ama bir yerden sonra artık kentin girişinde, kentin peyzajında ciddi sıkıntılar var. Çalışıyor mu arkadaşlar? Çalışıyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Bir kentin girişi esasında gittiğiniz zaman Avrupa kentlerine, kentin girişiyle orayla ilgili hemen aklınızda bir şey oluşuyor. Bizim sokak düzenlemelerini, meydan düzenlemelerini, hatta mümkünse demokrasinin tecelli edeceği meydanları çoğaltmamız lazım. Yeni meydanlar yapmamız lazım. Sokaklarımız bembeyaz, beyaz badanalı, çivit mavisi söveli, sardunya çiçekleriyle pencereler çiçekte olmalı. Ve o sokağa girdiğiniz zaman, böyle sokaklar Bodrum'da var ama bunun sayısını arttırmamız lazım. Sonra tabela kirliliği arkadaşlar. Görüyorsunuz Bodrum küçük bir İstanbul oldu. Her gelen önüne tabelasını dikiyor, gidiyor. Ölçü var mı, bir standart var mı, yok. Baktığınız zaman Bodrum tarihi bir kent. Halikarnassos. Yani bu tarihi bir kentin, bakıyorsunuz, tabela kirliliğinden geçilmiyor. Çarpık yapılaşma var mı? Var arkadaşlar. Ne kadar inkar etsek de var. Çarpık yapılaşma var mı? Projesine uygun işte ruhsatlı bina var mı? Var. Ama ruhsata uygun olarak yapılan var mı? Çoğu insan zaten bu konuda çok hoşgörülü davranarak bu işin suyunu çıkarttık işin açıkçası. Bu konuda ben düşüncem bir estetik kurul kurularak Bodrum'a bir çeki düzen verilmesi lazım. Bu estetik kurulda mimarlar, sivil toplum örgütleri hep birlikte çalışıp bu konuda çarpık bir takım görüntülerin ortadan kalkması lazım. Bir de en önemli sorunlarından biri, her ne kadar bizim belediyemiz bu konuda yol alsa da bir tek imardan ciddi sıkıntılar geliyor. Belediye bürokrasisinin azaltılması. Güler yüzlü bir belediye olacağız. Yani vatandaş bizim veli nimetimiz. Vatandaşa doğru davranacağız. Güler yüzlü davranacağız. Onun bir derdi varsa alacağız, götüreceğiz. Hangi dairede, hangi işi varsa onu çözmek zorundayız biz. Çözemiyorsak da bundan dolayı çözülemediğini anlatmamız lazım. Belki isteği kanunlara, nizamlara aykırı olabilir ama bunu anlatmamız lazım. O gün kızabilir belki size ama yarın derse ki herkese eşit davranıyor bu belediye, o zaman der ki ya bu adam doğru yapıyor diyebilir. Yani bütün vatandaşlara
eşit hizmet yapmak zorundayız. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ama daha da eşit bir şekilde yapmamız lazım. Birinin evinin önüne asfalt yaparken birinin evinin önüne asfaltsız bırakmamamız lazım. Biz parti adına seçileceğiz ama bütün halkın belediye başkanımız. Herkese eşit hizmet vermek zorundayız. Çalışkan bir belediye başkanı olmak lazım diyerek açıklamasına devam eden Seymen şunları dile getirdi. Bunu derken kendi hayatımdan şey yapayım. Ben şantiyeciyim arkadaşlar. Sabah 6.30'da kalkar, 7.30'da işimin başında bugüne kadar olmuşumdur. Sabahın 7.30'undan gecenin 24'üne kadar işiniz gücünüz belediye olacak. Sahada olacaksınız, çalışacaksınız. Memurunuz bakacak, saat 8'de bir yerde asfalt dökülüyorsa ilk önce belediye başkanını bir görecek orada. Eğer yapılıp yapılmadığını gördüğü zaman, o zaman diyecek ki belediye başkanı orada veya çöp topladığı zaman veya temizlikte veya başka bir konuda. Gittiğiniz zaman halkın yanına bir çay içtiğiniz zaman bizim halkımız çok yüreği geniş insanlar. O bir çayın bile büyük değeri var insanlarla içmenin. Ben böyle bir belediye başkanı olmak istiyorum. Çalışkan bir belediye başkanı olmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Katılımcı belediye dediğimiz zaman bunu sözde katılımcı demek demememiz lazım. Katılımcı belediye kent konseyleriyle, mahalle meclisleriyle halkla beraber bir yere bir proje yapıyorsak halktan gizli bir proje yapmamamız lazım. Bir yere bir park yapıyorsak, bir yere spor salonu yapıyorsak, bir yere huzur evi yapıyorsak oranın halkının görüşünü almamız lazım. Bu anlamda halkla beraber bir takım projeleri geçirmemiz lazım. Her ay bir mahallede, büyük eski belediyesi olan yerlerde mahalle toplantıları yapmamız lazım. Halkta kaçmamak lazım arkadaşlar. Halkın içine çıkmamız lazım. Halkın sorunu belki 100 tane sorunu iletecek, belki 10 tane sorunu iletecek. Siz bilin ki bu halka 2 tanesini çözün, o halk sizi alır başının üstüne koyar. Çünkü halka dokunmak lazım. Benim hedefim de halka dokunan bir belediye başkanı olacağım. Halkın içinde olan bir belediye başkan olmak için aday olacağım. Başarılı belediye başkanlarımız var. Bunların başında Eskişehir Yılmaz Büyükerşen geliyor. Bodrum'da niye biz Yılmaz Büyükerşen gibi bir belediye hizmeti yapamıyoruz? Biliyorsunuz Bodrum'un kaynakları kısıtlı. Bu konuda Eskişehir ne yaptı? 7 tane projesini götürdü Avrupa Birliği'nde, projeyle ilgili sundu ve onunla ilgili fonlar aldı. Bizim de sadece kendi kaynaklarımızla değil, Avrupa Birliği, Dünya Bankası kaynaklarıyla bu fonları Bodrum'a getirmek zorundayız. Yani sadece Bodrum'un kaynakları, şimdi birazdan anlatırım, Bodrum'un kaynakları zaten bize yetmiyor baktığımız zaman. Bu anlamda Avrupa Birliği kaynaklarını da buraya getirmemiz lazım. Evet, başka bir konu spor ve spor alanları. Arkadaşlar, Bodrum'un kapalı spor salonu var, kapalı yüzme havuzu var ama yeterli mi? Değil. Bizim spor alanlarını arttırmamız lazım. Bugün ilk öğretim ve orta öğretimde okuyan gencim sayısı, öğrenci sayısı 28 bin Bodrum'da. Bunların en az %10'una, %20'sine spor yaptırmak durumundayız. Spor alanı açmak durumundayız. Bunun için sadece belediye kaynaklarıyla bunları yapamayabiliriz. Ama bunu başka kaynaklar bularak spor alanlarını yapmamız lazım. Bizim bir tane değil, Bodrum'da 3 tane kapalı spor salonuna ihtiyacımız var. Bir tane yüzme havuzu değil, 2 tane, 3 tane yüzme havuzuna ihtiyacımız var. Bu konuda sporu çeşitlendirmemiz lazım. Çeşitlendirdik, yelkencilerimiz yüzme branşında çeşitli dereceler alıyoruz. Ama su topunda dereceler alıyoruz. Daha da geliştirmemiz lazım. Kültür, sanat ve festivaller konusunda bugüne kadar uygulamalarımız iyi. Bu anlamda ama bunu da daha da geliştirecek yollar bulmamız lazım. Turizmde sadece deniz, kum değil, tarihimizin, tarihi değerlerimizin, kent müzelerimizin,
müzecilerimizin ortaya çıkarıp turizmi çeşitlendirmemiz lazım. Şeffaf belediyecilik her yıl halka çıkıp hesap veren bir belediyecilik olacak. Her yıl halkın karşısına çıkacaksınız. Bunları yaptım, bunları da yapamadım. Olabilir, yapabilir. Yapamadıysanız nedenlerini anlatacaksınız. Bu konuda belediyecilik anlayışım bu. Halkın karşısına çıkıp hesabınızı vermeniz lazım. Bodrum'da biliyorsunuz bir Güzel Sanatlar Fakültesi var. Onun dışında Turizm Fakültesi konusunda, Turizm Meslek Yüksek Okulu konusunda girişimler var. Ama artık Bodrum'un bir Bodrum Üniversitesi'ne ihtiyacı var. Bu konuda çalışmalar var biliyorum. Bu konuda Denizcilik Fakültesi, Karaova'da Ziraat Fakültesi gibi bir fakültenin kurulması, bununla ilgili çalışmalara bizim de destek vermemiz lazım. Halkın denize girme alanlarımız kısıtlı. Gerçi bu dönemde ciddi bir plaj çalışması yaptık. Şemsiyesi, şezlongu ücretsiz olarak veriyoruz. Bunu daha geliştirmemiz lazım çünkü nüfusumuz çok artıyor. Gerçi bu plajlar konusu milli emlakla ciddi bir sorun. Esasında kıyıların halka veya belediyelere bu şekilde verilmesi lazım ki halk bunlardan yararlansın. Şimdi bir sürü şey sayabilirim. İşte kapalı pazar yerlerinden, otoparklarından, düğün salonlarından. Ama düğün salonuna ayrıca bir not iletmek istiyorum. Arkadaşlar, Bodrum'da herkes zengin değil. Herkes otellerde düğün yapacak hali yok. Bu konuda tabii ki bizim alanlarımız var. Akçaalan'da var, Kemer'de var, Yalıkavak'ta var. Ama bunların sayısını arttırmamız lazım. Çünkü burada alt gelir grubu yaşayan, ciddi hizmet sektöründe çalışan insanlarımız var. Bu konuda proje geliştirip bunların acilen yapmamız lazım. Bodrum'un ekonomik rantını, ekonomik getirisini Bodrumluların faydalanacağı şekle getirmek lazım diyerek konuşmasını sürdüren Seymen şu ifadeleri kullandı. Bodrum'un ekonomik rantını birileri gelip alıp götürmemesi lazım. Bodrum'a sadece sapı çöpü kalmaması lazım. Bodrum bu ekonomik getiriden faydalanması lazım. Yoksa adam gelecek, villalarını yapacak. Ama Bodrum'a bir şey vermeden gidecek, Bodrumlu'ya bir şey kazandırmadan gidecek. Yok öyle bir şey. Bodrumlu'nun da bu ekonomik getiriden faydalanması lazım. Büyükşehir'le uyumlu çalışmak lazım. Bu yasadan kaynaklandı, bu 2-5 yıl belki böyle geçiyor ama Büyükşehir'in elinde imkanlar var. Başkanım da Büyükşehir aday. Hani o da orada belediye başkanı olursa önümüzdeki dönem Bodrum'a Büyükşehir'in, Muski'nin şu anda yatırımları, planlamaları var ama bunu daha çok getirmek, Bodrum bu konuda eksik kaldı arkadaşlar. Çünkü Bodrum'un ciddi altyapı ihtiyaçları var. Arıtma tesisleri ihtiyacı var. Katı atık tesisi ihtiyacı var. Evet arkadaşlar, bu konuda benim söyleyeceğim de, benim zaten tanıyorsunuz, bugüne kadar uyumlu çalışan bir ilçe başkanı oldum. Büyükşehir Başkanımız A olur, B olur ama biz Büyükşehir'le uyumlu çalışan, Büyükşehir'in projelerini bizzat daha yapıp buraya getirme yolunda bir gayret sarf etmemiz lazım. Ben şurada bir şey yazdım, işimiz de Bodrum, gücümüz de Bodrum. Evet, işimiz Bodrum arkadaşlar. İşimiz sabah kalkacağız Bodrum, akşam yatacağız Bodrum. Bodrum'un ne kadar eksiği varsa işimizi Bodrum'a göre planlayacağız. Tabii ülkenin ekonomisi başka şartlar getirecek ama işimiz Bodrum. Gücümüz de Bodrum. Bodrum halk. Bodrum'a gelen yatırımcı, iş adamı, hükümet insanı, valisi, kaymakamı, Bodrum'un gücü bu. Bu gücü ayağa kaldırmamız lazım. Evet, bir duruşu olmalı insanın. Evet, benim bir duruşum oldu arkadaşlar. Bilemiyorum, 5 senede çeşitli kereler gördünüz. Belediye başkanlığı için insanın bir duruşu olması lazım. Hayır demesini bilmesi lazım. Gerekirse bir takım riskleri alarak ona dur kardeşim demesi lazım. Evet arkadaşlar, 3 dönem ilçe başkanlığı yaptım. 3 dönemde sandıktan çıktım. Bodrum'da uzun yıllar sonra 3. dönemi yapan bir ilçe başkanı oldum. Kolay bir şey değil. Bodrum'da bir dönemden sonra seçim almak bile kolay bir şey değil.
5,5 yıl beraber çalıştık. Ama ben şunu da istiyorum bu örgütümden. Eğer tabii ki örgütüm bunu uygun görürse. Miras'a bakın. İlçe başkanı, belediye başkanıydı. Muhammed Tokat ilçe başkanlığından geçti. Menteşe'ye bakın. İlçe başkanlığından belediye başkanı oldum. Bahattin Gümüş. Başka yerlerde de böyle oluyor. Niye Bodrum'da olmasın? Evet. Bu kadar hizmet ettik. Bu örgütün önüne geldik. Her gün çalıştık. Belediye başkanı yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Sözlerinin sonunda CHP Bodrum İlçe Örgütü'ne geçmiş seçimlerde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Seymen, diğer aday adaylarına da başarılar diledi. Seymen'in konuşmasının ardından kısa bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon şunları söyledi. Bütün aday arkadaşlarıma burada olduğum müddetçe yanında olma sözü verdim. Her aday benim de adayımdır arkadaşlar. Çünkü biz Bodrum'u hep beraber bu güzelliklere getirdik. Bütün arkadaşlarımla beraber çalışarak 5 yıldır Bodrum Yarımadası'nı yönetiyoruz. Başkanımın dediği gibi hep uyumlu çalıştık. Zaman zaman tabii ki ayrılıklar olabilir ama bunların da altındaki tek neden Bodrum'un menfaatiydi. Kendi manfaatlerimiz değildi. Ben burada başkanım için bir tek bir şey söylemek istiyorum. Daha bir kere benim yanıma birisi için gelmedi. Onun için kendisi huzurunuza teşekkür ediyorum. Toplantının sonunda Mehmet Kocadon'la belediye başkanlığı aday adayları Recai Seymen, Ali Öztürk, Taner Uslu, Mustafa Saruhan, Mehmet Özal'ın ve aday adayı olacağı öğrenilen Refik Ülgen basın mensuplarına birlikte poz verdi. 11.30 12'de Bodrum'a hareketler. Ben başkanımın yanındayım. Teşekkür ederim.